Peki hocam, Almanlar Yunanistan'ı işgal ettikten sonra Türkiye'ye girmeyi düşündüler mi hiç? Düşünenler var, düşünmeyenler var, Hitler'i engelleyenler var. Niye vazgeçtiler? İşte aynı şey, Almanya'daki kurmaylar her zaman pro-Türk ve anti-Türktür. Hmm. Yani sen buraya girme, girersen de başın belaya girer Führer diyorlar. Dünyada şimdi bu Fransa'da da Le Pen gibi insanların yükselişine Avrupa'da bakıyoruz. Le Pen tipik Avrupalıdır ve şeydir, faşo takımından. Faşisttir yani. Evet. Ha. Geçen gün ve mesela ben size söyleyeyim, Kuzey Avrupa'nın faşosu Güney Avrupa'dakilere benzemez. Yani şimdi dünyada bir moda var, böyle bizi öğretirken de aynı şeyi yapıyorlar. Hitler, Mussolini ve Franco falan. Yani affedersin, Mussolini ile Franco'nun kendine göre kusurları 5000 tanedir. Ama hiçbir akıl ve fikir de onları Hitler'le aynı koba koymaya müsaade etmez. Yani bir kere o Hitler kendi memleketindeki bitti, işgal ettiği yerlerdekini bile fırına yolluyor. Selanik'teki insanları dolduruyor Yahudileri, ta Auschwitz'e sevk ediyor Polonya'da vagonla. O arada artık kendisi malzemelerini sevk edemez hale gelmiş demir yollarındaki. O kadar karışık. Büyük bir vahşet var ki ortada. Yani. Bir gerizekalı, inatçı bir şey. Buna karşılık Franco Yahudileri alan bir devletti. Hem Amerika kota koydu halde. Yani artık. Franco ve Mussolini yanlış mı anlaşılıyor demek istiyorsunuz? Yanlış yani bazı anlaşılıyor yönleri. Değil. Yanlış propaganda parası. Bu Almanya'nın bir politikası. Yani bu bazı çevrelerin politikası. Yani Hitlerizmi ve Nazizmi olduğundan daha böyle bir şey dereceye getirmek aşağı çekmek için. Öbürkülerini eşitlemeye çalışıyor. Eşitlemeye bu bir numaradır yani. Benim için yeryüzünün en berbat insanları Nazi Partisi'nin üyeleridir. Onların Führer'idir. Bütün Avrupa medeniyetini yok etmiştir. Bütün milletleri ve devletleri o kıtada birbirine katmıştır. İnsanlık için çok onulmaz ve kapatılmaz yaralar açmıştır.